Evet arkadaşlar, ikinci maddemiz kısmi integral alma yöntemi. Şimdi biz değişkenleri değiştirme yoluyla şöyle bir açıklama yapmıştık size arkadaşlar. Şimdi integral türevin tersidir. Yani ters türeve de integral diyebiliriz. Şimdi bu iki işlemi sokarken türevi alınmış bir fonksiyonu elde etmek için integrali alınarak fonksiyon elde edilir. Şimdi bazı örneğin çarpımın türevinde ve bölmenin türevinde, yani iki fonksiyon birbirine bölünürken, türevleri alınırken bunları tekrar integrali alıp da fonksiyonu elde etmek için zorlaşıyor sorular. Dolayısıyla bunları eğer sorudan soruya değişecektir ki kısmi integral normal integral alma yöntemleriyle çıkmıyorsa başvuracağımız ilk madde u değişkeni. Eğer u değişkeniyle çıkmıyorsa şimdi kısmi integral yöntemiyle onu anlatacağız. Bir sonraki maddemiz de zaten rasyonel kesirlere ayırma yöntemiyle gideceğiz. Bu üç maddeye dikkat edeceğiz. Şimdi u dediğimiz olay nedir? dv dediğimiz olay nedir? Buradan du dediğimiz olay nedir? Şimdi buradan bu formül, bir kere dörtgen için aldığım formülü dikkat edin. U dediğimiz bize bir soru soracak ve normal yöntemlerle çıkamayacağını hesaplıyoruz. Burada iki parça diyeceğiz. Yani parçanın birisine u diyeceğiz, parçanın birisine dv. Ve burada zaten size onu da dörtgen içine almışım. DU ve DV bir çeşit türevdir. Yani U'nun türevi işte DU ile gösterilir. U değişkeninin. V'nin türevi DU ile DV ile gösterilir. Bir çeşit türevdir bunlar. Eğer bizden V değişkenini istiyorsa o zaman türevi verilmiş demektir. Bunları integrali alarak V'yi elde edeceğiz. Eğer DU'yu tekrar elde etmek için arkadaşlar bunun integralini alarak elde edeceğiz demektir. Bunlara dikkat ediyoruz. Ve burada formülümüz zaten dörtgen içinde görüyorsunuz. İntegrali bu formülle alırız. Burada integral alınırken çarpanlarından birine u, şuna dikkat edelim. Diğer çarpanımıza da dv değişkeniyle değiştirilir. Burada zaten du ve dv'nin ne anlama geldiği yazmış ve söyledik. Burada o zaman şunu iki parça şeklinde düşüneceğiz. Buraya u diyeceğiz. Diğer parçamız yani çarpan, buraya da d v ile isimlendireceğiz. Şimdi burası x u ise arkadaşlar değişkenimizi u ile değiştiriyoruz. O zaman dx'in burada dx burası 1 olduğu için arkadaşlar bunun da hemen türev olduğunu anlamına geliyor. Burası du'ya eşitlenir. Şimdi burası dikkat edin x çarpı dx'e dv dedik. O zaman e üzeri x türevi alınmış demektir. İntegrali alarak v'yi elde etmemiz lazım. O halde e üzeri x'in türevi, e üzeri şey integrali e üzeri x olduğunu biliyoruz. Bunları getirip formülümüzde yerine yazacağız. Yani dv ne demektir, u ne demektir yerine yazacağız. Şimdi buradan devam edelim. Hemen bizim için x neydi arkadaşlar? U. Dx bizim için du'ya eşitti. Buradan da hemen e üzeri x çarpı dx bizim için dv demekti. Buradan da e üzeri x bizim için neye eşitti? V'ye. Getirip burada değişkenlerimizi yerine yazdığımızda ve integral işlemimizi devam ettirdiğinde sonuca ulaşıyoruz. Şimdi getirip yerine yazıyoruz. Aslında bize sorulan soru u yerine x yazıyoruz. dv yerine e üzeri x çarpı dx yazdığımızda bu bize sorulan soruydu zaten. Buradan u dikkat edersek x'ti yazıyoruz yerine. V bizim için e üzeri x'i çarpım. Yani kısmı dediğimiz böyle yaptığımızda bir kısmı dışarıya çıkmış oluyor. Eksi integral burada v kısmı neydi? E üzeri x. Burada du neydi? Burası bizim için du bizim için dx'e eşitti. Dx'i yerine yazıyoruz. Burası zaten normal integral alma yöntemi arkadaşlar. Burası x çarpı e üzeri x eksi. Hemen buranın e üzeri x'in integrali alırken kendisidir. Artı c'mizi unutmuyoruz arkadaşlar. Demek ki bizim bu sorunun cevabı x çarpı e üzeri x dx formülü bizim için bu kısmi integralda cevabımız nedir? Budur. Böyle bir soru çıkarsa şıklarda böyle bir şey arayacağız. X çarpı e üzeri x eksi e üzeri x artı c ile integrali almış oluyoruz. Şimdi devam edelim. Şimdi karşımıza başka bir soru daha var. Dikkat ederseniz yine böyle bu kısmi integral normal bakıyorum. Şuranın eğer türev kısmında mesela türevi yanında olsaydı daha rahat yapardık. Bunun türevi yok. Ln x çarpı ln x demiş bize. Ve dx. X çarpı ln x arkadaşlar. Burada ne yapacağız ne edeceğiz anlamına geliyor. Buradan hemen
Buradaki değişken ln x'e böyle başa yazarsanız işiniz kolay olur. Yine kısmi integral formülümüzü kullanacağız. Burası bizim için u derseniz arkadaşlar şuraya dv ile nitelendirirseniz daha rahat. Çünkü iki parçadır, çarpımdır burada. Tek parçayla, tek değişkenle çıkmıyor burada. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi bizim için dikkat edin, u ln x'ti. O zaman du türevdir arkadaşlar buradan. X'i, ln x'li ifadelerde türev neydi? İçinin türevi bölü kendisi. X'in türevi 1'dir. Bölü içi kendisidir ve burası dx ile çarpıyoruz arkadaşlar. Yani du bizim için dikkat ederseniz du, burası hemen 1 bölü x çarpı dx ile nitelendirdik. Burada hemen dv x çarpı dx demişiz. O zaman x'in integralini alacağız arkadaşlar. Üstü 1'dir. 1 artıracağız 2 ve üstteki sayı paydaya yazıyorduk. Demek ki v işlemimizde burada nedir? V işlemini de bulduk burada. Yani v değişkeni 1 bölü 2 çarpı x kare ile hesapladık. Burada getirip formülde yerine yazacağız. Şimdi formülümüz buradan hemen dikkat edin. Şurası integral. Bir kere normal örneğimiz buydu. X çarpı ln x çarpı dx'ti. Bize sorulan soru. Formülümüz u'nun yerine dikkat edersek ne yazacağız? Ln x. Ln x yazacağız. Çarpı v'nin yerine ne yazacağız? 1 bölü 2 çarpı x kare. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz sorumuza. Getirip yerine yazıyoruz. İntegral. Burada v yerine ne yazacağız? Yine buraya dikkat ederseniz 1 bölü 2 çarpı x kare. Hemen buradan da demiş ki du. Du bizim için neydi arkadaşlar? Hemen ln x olduğunu görüyoruz. Pardon, ln x'in türeviydi arkadaşlar. Hemen 1 bölü x, 1 bölü x çarpı buradan dx olduğunu görüyoruz. Ve buradan devam edelim. Şimdi formülde yerine yazıyoruz arkadaşlar. Formülümüz neydi? X çarpı ln x'ti. Şöyle yazalım daha mantıklı olsun. Dx. Bizim için u. U bizim için arkadaşlar neydi? Ln x. Yazıyoruz burada ln x. Sonra bizim için buradan hemen işlemleri tekrar size gösteriyorum arkadaşlar, daha rahat olsun diye. Şimdi burada u bizim için ln x'ti. Dikkat edin formülümüzde hemen burası v var. O zaman v'yi getirip yerine yazacaksınız. V neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı x kareydi. Eksi. Şuradan hemen formülünüzü yerine yazmak için tekrar geri dönüyorum, gösteriyorum size. V çarpı du. V neydi burada? Hemen yerine yazacaksınız arkadaşlar. V 1 bölü 2 x kare çarpı du neydi? 1 bölü x çarpı dx. Hemen onlara dikkat ediyoruz. Çünkü yanlış yazarsanız gitti. Bizim için u neydi arkadaşlar? 1 bölü x çarpı v'ydi arkadaşlar. Dx çarpı 1 bölü 2 çarpı x kare. Hemen bunu yazabilirsiniz. İşlemde sadeleştirmelere giderseniz işiniz çok kolay olur. Şimdi burada zaten yapacak bir şey yok. Hepsi yazılmış. Bu 1 bölü 2 getirip başa yazabilirsiniz. Çarpı x kareyi buraya yazarsanız çarpı ln x. Bu dışarıya çıkmış şeklidir ilk kısmı. Zaten ismini de buralardan alıyor. Birinci kısmımız, dikkat ederseniz şu x, şu x çarpı x'ten gidersek işimiz daha kolay olur. Bu gitti. Ne kaldı burada? X çarpı 1 bölü 2 de dışarı alabilirsiniz buradan. Dx. Devam edersek arkadaşlar burası 1 bölü 2 çarpı x kare çarpı ln x. 1 bölü 2'miz zaten var. Buradaki ifade alırken 1 bölü 2'mizi yazıyoruz. Burası 1'dir. İntegral alırken ne yapıyorduk x'in? Üzerini 1 artırıyorduk. Paydaya yazıyorduk. Artı en son c'mizi ekliyorduk. Şimdi düzenleyelim. Burası artık x kare bölü 2 diyebilirsiniz çarpı ln x. Şu şekilde. Eksi. Burada 1 bölü 2, 1 bölü 2. Paydalar 2, 2'dir çarparsak 4 ediyor arkadaşlar. X kare bölü 4 artı c diyebilirsiniz. Ve integralimizin sonucu şöyle bir soru, artık sorusunu da yazıyorum. Çarpı ln x olarak size sorulduğunda dx kısmı integralde çözeceğinizi bilin. İşlemin sonucu hemen bu olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar, sorumuz bu. Diğer sorumuza bakalım neymiş. Yine bir integral sorusu arkadaşlar. Bu tür sorularda size tavsiyem arkadaşlar ln x'li ifadelerde böyle de karşınıza çıkabilir. O önemli değil arkadaşlar. Şuna dikkat edelim. Ln x'li ifadelerde ln x'e u derseniz ve diğer parçaya, yani diğer çarpanlara da dv derseniz işiniz daha kolay olur. Formülümüz burada. Hemen buna dikkat edelim. Şimdi buradan
Bakalım neler yapmışız, beraber inceleyelim. Ne demişiz? Kısmı integrale girdiği için, şunları karıştırmamanız için ln x'i başa almışım. Şuraya dikkat edin, d ve değişkeniyle değiştirmişim. Bizim için şuraya da dikkat edin, u değişkeniyle değiştirmişim. Demek ki burada hemen bize lazım olan ln x burada uysa arkadaşlar, hemen du neydi? Dedik bunun türevidir. Du'yu elde etmek için hemen içinin türevi bölü içinden çarpı dx diyoruz arkadaşlar. Çünkü türevi alıyoruz. Yani du'yu dx'e değiştirmiş oluyoruz. Buradan dikkat edersek arkadaşlar, burası dv olarak değişken değiştirmişiz. Demek ki burayı v'yi elde etmek için buranın integralini almamız lazım. İntegral alınırken nedir? 3'tü. Üstünü 1 arttırıyoruz ve arttırdığımızı paydaya da yazıyoruz. Bunlara dikkat. Ve getirip gerisini yerine yazacağız anlamına geliyor. Şimdi buradan yerine yazalım. Hemen dikkat edelim arkadaşlar. Burası hemen formülümüz orada. U yerine ne yazacağız? Ln x var burada. Ln x. U yerine. Şurası ln x arkadaşlar. Hatta düzeltelim daha güzel olsun. U'nu bu formülde getirip yerine yaz. U bizim için ln x'ti. Sırasına göre yazıyorum. Siz de dikkat edin. Şurası bizim için ln x. Sonra dikkat ederseniz arkadaşlar dv. Dv bizim için neydi? Şurası x kare x küp çarpı dx. Bu normal bize sorulan soru zaten. Buradan devam ediyoruz. U neydi bizim için arkadaşlar? Ln x. Yazıyoruz yerine. Ln x. Çarpı v demiş. V'miz nedir burada? Artık direkt şöyle yazabilirsiniz. X üzeri 4 bölü 4 şeklinde yazabilirsiniz. Eksi demiş. İntegral. Dikkat ederseniz v. Tekrar v'yi kullanmışız burada, nedir? Yine 1 bölü 4 çarpı burası x üzeri 4 çarpı diyeceğiz du. Du nedir burada arkadaşlar? 1 bölü x çarpı dx. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi şunu parçalayabilirsiniz işinizi kolaylaştırmak adına. Şurası x çarpı x küp olarak yazarsanız şu x şunu götürür. Şu 1 bölü 4'ü de dışarıya taşıyabilirsiniz. Burası ln x çarpı x bölü x üzeri 4 bölü 4 eksi 1 bölü 4 çarpı integral x küp çarpı dx. Buna dikkat ediyoruz. Yani bize sorulan sorunun karşılığı şu anda bu ve devam ediyoruz. Şimdi bakalım sorumuz için en son ne eldik? Ln x çarpı, dikkat edelim. Şurası en son kısmı ln şurası ln x çarpı x üzeri 4 bölü 4 eksi 1 bölü 4'ümüz dışarıdaydı, integral x küp çarpı dx. Ve bu parçanın da integralı aldığımızda sorun çözülüyor. Ln burası x, zaten burası dışarıya çıkmış şeklidir. Hiçbir şekilde ilk kısma karışmıyoruz. Eksi 1 bölü 4'üm var. Burada integral alınırken 3'tür. Üstünü 1 artıracağım. Paydasına da aynı sayı yazacağım. Çarpı, artı pardon. İntegral sabitimi ekleyeceğim. O zaman işlem olarak burası ln x çarpı x üzeri 4 bölü artık 4. Şurada 4 kere 4 16. X üzeri 4 bölü 4 kere 4 16'yı direkt paydaya da yazabilirsiniz. Artıcı. İşte bize sorulan sorunun cevabı en son şekli kısmi integralda bu arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz.